İstanbul'da depremi söylenenize rağmen İstanbul depremi hazır mı? Hayır. Ha İstanbul'da hiçbir şey yapılmadı mı? Tabii ki yapıldı. Yani yapılmadı demek haksızlık olur. Yapıldı ama yeterince, yeterli yapılmadı. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu hükümet, onu da belirteyim, bu stratejik düşünceyi değiştirmeye kalktı. Dedi ki, biz deprem olduktan sonra değil, 2010'a doğru, biz dedi deprem olmadan önce zarar azaltma sistemine geçmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat onu söyledi. Ve ben çok umutlandım bilim adamı olarak. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti depreme yaklaşım stratejisini değiştiriyor. Arkadaşlar, siz niye hiç depremi gündeme almıyorsunuz? Sizin ekonomik sorunlarınızdan daha mı az önemli? Veya terörden daha mı az önemli? Sanayiden daha mı az önemli? İklim gelişiminden, değişiminden daha mı az önemli? İşsizlikten daha mı az önemli? Ya bana bir parametre söyleyin ki depremin önüne geçsin. Depremden daha gerçek bu ülkede ne var Allah aşkına? Eğitim mi var? Hukuk mu var? En temel sorun deprem. Hiç değişmez. Yani her gündüz güneşin doğacağı gibi, her gece karanlığın çökeceği gibi gerçek. Deprem dirençli kentlere sahip olmakla bu olur. Yani depremde yıkılmamak için, ölmemek için, zararı minimize etmek için deprem dirençli yerleşim alanları, kentler yapmak. Yani Türkiye'de bizim kentlerimiz, içinde yaşadığımız yerleşim alanları deprem dirençli olursa mesele yok. Bütün yer bilimciler, aklı başında olanlar Türkiye'de deprem olacak yerleri sayarlar. Marmara bölgesi, Maraş dedik, ikinci Maraş'ı kaldırdık, bitti. Şimdi Hakkari yöresinden biraz kuşkumuz var. Bir de Erzincan, Bingöl, Karlıoğlu arasında 7 su fayında kuşkumuz var. Karlıova'yla Bingöl arasında Göynük bölgesinde deprem olma kuşkumuz var. Bir de İzmir'den kuşkumuz var deriz. Bir de Muğla ile Antalya arasında sahil şeridinde. 99'dan sonra yapılan yeni yönetmeliklere göre olan bütün binalar eğer doğru yapılmışsa, doğru mühendislik hizmeti, doğru temel ve temel etütleri yapılmışsa, zemin etütleri, o binalardan hiç korkmayın. Çocuklar ve aileler depremde çatı başlarına çökmeyeceği şekilde biz İzmir'de yapı stokunu güçlendirmeyi vaat ediyoruz desin. Elinde ciddi bir deprem planı programı olmayan hiç kimseye oy vermeyin. Partizanlığı bırakın. Deprem işi partiler üstüdür, siyaset üstüdür. Ve inşaat tarihlerine bakılmaksızın tüm binaların elden geçirilmesi, inşaat tekniğine göre röntgenlerinin çekilmesi, hangi binaların depreme dayanıklı, hangilerinin olmadığı hususuyla ilgili mutlak suretle tespitin yapılması, ayrıca zemin etütlerinin yapılıp deprem fay hattı üzerinde bulunan yapıların, binaların da kamu, devlet tarafından kamulaştırılıp bedellerin ödendikten sonra yıkılmasına karar verilmesi çok çok önemlidir. Çünkü can kaybı, ölümler yaşanmadan bu tedbirlerin alınması gerekir. Deprem öldürmez, tedbirsizlik, önlemsizlik öldürür diyoruz.